Aşkı bir hayal gibi yanan yüreğimde. Yarın fidan boyludur, yürek ateş konudur. Aşkı bir hayal gibi yanan yüreğimde. Yola çıkıyorsun, biletin alındı. Sen ne yapıyorsun orada? Sana orada ne yapıyorsun dedim Asmin. Baba niye kızdı? Oğlum, koçum, aslanım benim. Ben kızmadım ya. Yok bir şey oğlum. Teyzeyle sadece bir şey konuşacağız dışarıda. Hepsi o kadar. Tamam mı? Benimle dışarı geldim. Konuşacaklarım var. Canım, ben hemen geleceğim. Tamam mı? Gecikme, tamam mı? Şunu tak bakalım. Peki. Baba, teyze yine geldi. Çok eğlendik. Tamam oğlum. Gene gelecek. Kiminle konuşuyordun Asmin? Kiminle ha? Kocanla mı konuşuyordun? Asmin, içeri girdiğimde kimle konuşuyordun Asmin? Kimseyle. Yoksa mesaj mı çekiyordun Asmin? Mesaj çekiyordun değil mi hain Asmin? Biraz sence ben o kadar aptal mıyım? Oğlumun hayatını tehlikeye atar mıyım hiç? Sadece hatıra kalsın diye fotoğrafını çektim onu. İnşallah öyledir Asmin. Bu tür şakalardan hiç hoşlanmadığımı iyi bilirsin. Sen buradan gidene kadar telefonum bende kalacak. Tamam, kalsın. Ama sana yalvarırım. Bir daha oğlanın önünde sinirlerine hakim ol. Görmedin mi ne kadar korktu çocuk senin o halini görünce? Zaten hasta. Yalvarırım Miran. Ya Saskiria Miran? İyat Roselina Sassi. Endaksi. Doktor hanım bizimle konuşmak istiyormuş. İnşallah kötü bir şey yoktur. İyi bir haber için ömrümden 10 yıl verirdim. Hadi bakalım, bismillah. Thank you.
sıldım kaldım, Allah kahretsin. Ağlama Selin. Yok. Hadi yiyelim mamamız. Hadi canım benim. Hadi, hadi. Nesi var kızım Firuze Hanım? Niye ağlıyor? Aslında bir şeysi yok. Gece de pek uyumadı. Biraz huzursuz Altay Bey. Gel. Annesini arıyor tabii. Annesini arıyor tabii. Tamam, ağlama, öleyim, ağlama. Tamam, bir tane, tamam. Altay Bey ne zaman dönecek aslında? Yakında inşallah. Yakında. Ben üstümü değiştir falan çıkmam lazım. Güzel Hanım. Şirin'le yiyene. Annesinin yokluğunu hissetmesin. Merak etmeyin. Miran Bey, Ayşe Hanım, buyurun oturun, buyurun. Nasılsınız doktor hanım? Doktor ben. Eva Hanım, yoksa kötü bir haber mi var? Kötü demeyelim de iyi haberlerim yok sizlere. Allah'ım sen acı oğlum. Ne oldu? Ne yazık ki Memo'nun durumunda beklenen gelişme olmadı. Trombosit sayısı istediğimiz seviyeye çıkmadı. Vücudu direnç gösteriyor. Ya doktor hanım, bir yanlışlık olmasın. Memo bizimle konuşuyor, neşesi yerinde. Baksanıza yanakları da al al olmuş. Peki ne yapmamız lazım? Kan verelim, daha çok kan verelim. Ne kadar gerekiyorsa benden alın. Eva Hanım, gözünü seveyim, iyileştirin oğlumu doktor bey. Ne olur yok mu bunun bir çaresi? Ayşe Hanım, keşke dediğiniz gibi olsa. Sizden alabileceğimiz kan miktarının da bir limiti var. Sizin kanınızdaki trombosit miktarının yükselmesini beklemek durumundayız. Bu en azından 3-4 gün alır. Bu haftayı hastamızın da vericinin de hastanede müşahede altında geçirmesi gerekecek. Yapılacak tetkikler sonucunda tedavinin yetersiz kalması durumunda son çare olarak ilik nakli için hazırlıklara başlanacak. Valizlerinizi eve bırakayım mı Nevin Hanım? Ne yaparsan yap. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Nevin Hanım hoş geldiniz. Dikkat et. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nevin Hanım. Babam odasında mı? Henüz gelmedi. Kahvenizi göndereyim mi? Gönder. Alo? Aa, Nevin'cim, nerelerdesin sen? Ben de merak ediyordum seni, bir göründün bir kayboldun. Hayrola bacım? Ya öyle oldu şekerim. Acilen İstanbul'a dönmem gerekti. Vedalaşamadım, arayayım bir arkadaşımın halini hatırını sorayım dedim. Nasılsın canım? Memo nasıl? Çok. Hastanede işte. Çok. Oğlum burada oynanmaz. Hadi git bahçede oyna. O Asmin hala hastanede. Mecburduk sanki, muhtaçtık. Sanki koca dünyada başka kan bulamayacaktım İran. Senin adam zayıf ona karşı. Asmin de bunu biliyor. Kendi çıkarı için onun zaafını kullanıyor. Hem sonra bunlar aynı toprağın tohumu ikisi de. Dikkatli olmak lazım. Bu Asmin bana yaptığının aynısını sana da yapmasın. Yani kendi çıkarı için...
Bak Fatmacığım, bana kızma ama dost acı söylermiş. Asmin, Miran'ı elinden alıvermesin. Allah aşkına Nevin, öyle şeyler konuşma. Çok korkuyorum kardeşim. İçim yiyor ama elimden başka bir şey gelmiyor. Miran'a da bir şey söylemeye gelmez. Ne yapacağımı şaşırdım. Korkmayı bir kenara bırakacaksın. Dişli olacaksın. Erkeğine sahip çıkacaksın. Hem sen genç, çok güzel, erkek çocuğu anısı aslan gibi bir kadınsın. Kocanın üzerinde her hakka sahipsin. Bırak o kadın korksun senden. O kadın Veled'in de alıp gitmediği sürece rahat yüzü yok bana Nevin. Allah razı olsun senden. Düşüne düşüne içim kurudu. İyi ki aradın. Burada kimsem yok içime dökecek. Her zaman ara canım. Unutma söylediklerimi. Pes etmek, moralini bozmak yok, tamam mı? Üzme kendini. Hadi öptüm canım, görüşürüz. Gerizekalı köylü güzeli. Düşünecek bir şey yok. Burada oğlumun yanında kalıyorum. Kalacaksın da sülaleni, her şeyden önce o fasulye sırığı kocanı nasıl zapt edeceksin? Bunu düşündün mü Asmin? Miran, bulurum bir şeyler. Şu anda oğlumun sağlığından daha önemli hiçbir şey yok. Bulacaksın da kaç günlük için Asmin, kaç günlük? Sirk hisselerimi sana devretmekle hayatımın en akıllıca işini yaptığımdan eminim. Gene de içim hiç rahat değil Atıf baba. Çok cüzi bir rakam vermişsin hisselere. Bu sana haksızlık. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bu kadar da bir faydam dokunsun oğluma, değil mi? Sağ ol Atıf baba. Emanetini çok iyi koruyacağım. Bayrağı devraldığım yerden en yukarılara çıkaracağım. Bundan eminim. Kutlama zamanı. Yemeğe çıkalım mı? Beni bugün affetsen Atıf baba. Çok sıkıntılı işler var üzerimde. Ama sana borcum olsun. Çok büyük bir kutlama yapacağız. Tamam, öyle olsun. Başarılar oğlum. Bak ne zaman yardıma ihtiyacın olursa yanındayım. Bunu unutma. Tamam Atıf. Sema anneye selam söyle. Kendinize iyi bakın. Asmin. Kocandan boşanacaksın Asmin. Tek çare bu. Ne? Miran, sen benden ne istediğinin farkında mısın? Asmin. Hem de nasıl? Bu zamana kadar olması gereken zaten bu değil miydi? Saçmalama Miran. Benim kundakta küçücük bir bebeğim daha var. Kızım ne yapar bensiz? Daha neler? Daha neler? Seçimini yap Asmin. Ya oğlunu seçeceksin. Ya da o pısırık kocanla kızını. Onları seçersen oğlun ölecek. Kurtuluş yok. Eğer oğlunu seçersen kızın o pısırık sevgili babasıyla bir şekilde yaşayıp gidecek. Kim bilir? Belki zamanı geldiği zaman onu da o pısırık babasının elinden çeker alırım. Ne dersin? Aha. Ya Rabbi ya Resulallah'ım, şu Allah'ın işine bakar mısın? Ne demişler Asmin? İti an çomağı hazırla. Hocan arıyor. Miran, ne olur açma. Şu anda konuşamam. Alo.
Efendim Altay. Asmin canım, nasılsın? Uygunsun değil mi? Ters bir zamanda aramadım seni değil mi? Altay niye arayıp duruyorsun durmadan? Ben rahatsız edilmek istemediğimi söylemedim mi sana? Evdekileri de arıyor musun, annemleri? Annemler söylemediler mi sana aramamanı? Canım. Affet beni Asmin. Bana bir şans daha ver, ne olur. Bana izin ver. Mardin'e geleyim. Yüz yüze konuşalım sorunlarımızı. Lütfen Asmin. Konuşacak bir şey yok. Bırak beni aramayı. Bir daha beni de evdekileri de rahatsız etme. Yeter. Aa, Asmin! Neler oluyor orada? Ne yaşıyorsun sen? Ne yapıyor o herif size? Burada beklemek delirtecek. Delirtecek! Ya Asmin bakar mısın şu işe? Ya Sümsüğün hakkından iyice geldin ha. Vallahi yani helal olsun, elin maşalıymış ya. Herife neredeyse acıyacaktı. İstanbullu adamların da işi bayağı zor oluyor. Kibarlıktan kırılacaklar. Alo. Affedersin, affet beni canım, affet beni. Alo Riko, hastanede misin? Evet, hastanedeyim. Anormal bir durum yok şimdilik. Ben az önce Asmin'i aradım. Sanırım Miran onun yanında. Benimle şifreli konuştu. Çok endişeleniyorum Riko. Bir haber alabildin mi Asmin'le oğlundan? Onları görebilme imkanın oldu mu? Doktoruyla falan konuştun mu? Altay Bey, merak etmeyin. Ben 24 saatimi hastanede geçiriyorum. Ayrıca fırsat buldukça hasta bakıcıların ağzını arıyorum. Oğlunuzun tedavisi devam ediyor. Esimiz de devamlı yanında. Ancak Miran denilen adam devamlı yanlarında olduğu için tedbirli davranmak zorundayım. Ayrıca birkaç tane daha adamları var etrafta. Anlıyorum ama içim hiç rahat değil Niko. Benim karımla oğlum orada hapis hayatı yaşarken burada hiçbir şey yapamadan oturmak zorunda kalmak da beni mahvediyor. Gözünü üzerlerinden ayırma. Tedbirde bak bakalım. Nasıl oldu bu baba? Ha? Nasıl olabildi? Baba anlatsana nasıl oldu? Gayet basit oldu Nevinciğim. Karşılıklı evrakları imzaladık. Oldu bitti. Şimdi artık Altay bu şirketin ikinci büyük ortağı. Ya üstelik 3.30 paraya vermişsiniz. Ya deli olacağım ya. Neyi ödüllendiriyorsunuz baba? Beni süründürmesini, hapislere düşürmesini mi? Bütün bu olup bitenlerin tek nedeni kendinsin Nevin. Şimdi çık da sakinleşince gel konuşalım. Siz böyle büyük bir kararı büyük ortaklara sormadan nasıl verirsiniz baba? O insanlar sizi iflastan kurtarmadı mı? Avucunuza 8 milyon lira saymadılar mı baba? Yeter. Sen ki bağışta bulun. Biz de onlara %51 hissesini verdik karşılığında. Hem sana ne oluyor bu kadar sinirleniyorsun? Sana mı soracağım ben kendi hisselerimi ne yapacağım diye? Şimdi çık da sakinleşince gel karşıma. Allah'ım ya. Kalacak mısın benimle? Evet kalacağım. Ne güzel değil mi? Peki bana masal anlatır mısın? Anlatırım tabii ki. Ne masalı istersin? Korkunç olmasın. Bir de sonu iyi bitsin. Tamam kuzucuğum. Tamam. Zaten benim bildiğim masalların hepsinin sonu güzel bitiyor. Korkunç masalları ben de hiç sevmem. Maşallah. Siz bayağı bir kaynaşmışsınız. Ben gidiyorum, sabaha görüşürüz artık.
Bir şeye ihtiyacınız olursa Alex kapıda. Asmin, telefonum bende, şarja koyacağım. Sabah alırsın artık. Güle güle baba. Alex, ben gidip biraz evdekilere kulaşan edeceğim. Sen buradan ayrılma. Gözün üstlerinde olsun, tamam mı? Merak etmeyin. Ah Asmin ah. Ya bir annelik bu kadına bu kadar mı yaraşır? Hangi masalı anlatayım? Söyle bakalım hangisini istiyorsun? Hani bir kızdan tavşan masalı vardı ya. Alice Harikalar Diyarında mı? Onu mu seviyorsun sen? Evet o. Tamam. O zaman hadi bakalım kapat şimdi gözlerini. Alice adında güzel mi güzel, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu varmış. Bir gün ormanda geziyormuş Alice. Zaten hep ormanda çiçeklerle, hayvanlarla arkadaşmış. Ama o gün ilk defa daha önce görmediği kocaman, bembeyaz bir tavşan görmüş. Demek bunca yıldır oğlun yaşıyormuş. Duyunca sevinçten çıldırdım. Ama şimdi de oğlum hasta diyorsun. Asmin elinde diyorsun. Şu 5 dakika içinde üst üste aldığım haberlere bak. 6 ay çok geçirdim. Ya bu ne şeytan? Ne tehlikeli bir adammış böyle. Biriyle konuşmam gerekiyordu Fikret. Çıldıracağım ben. Çok aciz hissediyorum kendimi. Polise de haber veremiyorsun tabii. Nasıl vereyim? Interpol'e de Yunan polisine de haber veremem. Miran anında harcar ikisinde böyle yanlış bir adım atarsan. Peki şu dedektif izletiyorum falan diyorsun. Bir tek o var işte. Ondan aldığım bilgi kanıtlarıyla takip edebiliyorum onları. Aklımı oynatacağım ben Fikret. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Kardeşim. Sakin olacaksın. Madem ki bunca yıldır oğlun sağ. Asmin de yanında. Sessizce bekleyeceksin. Onları tehlikeye atma. Bak. Bu kadar yıldır onunla bir şey yapmamış. Demek hala bir parça da olsa içinde israf var. Onun için 6 ay kendi kendini yeme. Sakin, soğukkanlı düşünmeye çalış. Tamam. Fatma, Memo'yu görecektin ha. Yüzünde güller açıyordu. Ya Asmin'le bir seviştiler. Masallar, okumaklar, öpüşmeler, koklaşmalar gırla gidiyordu valla. Hazır çocuğu ben de severim. Bir gün olsun altını mı değiştirdi? Karnını mı doyurdu? 2 gün masal anlatmakla. Bakıyorum da o karı geldi geleli adı ağzından düşmez oldu. Bulamaz mıydım başka bir kanda o muhtaç olduk durduk yere. Ama bak şuraya yazıyorum. 2 güne kalmaz peşimize takacak askeri de polisi de. Korkumdan kafamı evden bile çıkaramaz oldum. Bir halt diyemez. Oğlunu bir daha ömrü boyunca kaybetmeyi göze alamaz. İyi. Memo iyileşince baş köşeye oturtursun artık Asmin'i. Zaten evlendiğimizden beri adı ağzından düşmüyor. Fatma, keyfimi kaçırma, haddini de aşma. Yetti artık! Alacağım bunu da kurtulayım bu hayattan. Ne bir arkadaşım, ne bir hızım, ne bir akrabam kaldı etrafımda. Siz yalnız bir başıma evin içinde. Zaten ne bir söylemiş, bu kadın başına iş açar diye. Ulan anlamıştım zaten. Ulan bütün bunları kafana... Demir'i soktuğunu anlamıştım zaten. Ulan 2 defa yüzüne güldü diye onu kendine dost belledin öyle mi Fatma? Ulan o ne çığ? Ulan o ne yığ lan anlamadın mı Fatma? Kendi çıkar olmasa kesin parmağı işemez o. Ulan bana bak başlatmayın lan ağrısın. Şunu iyi dinle. Ulan, Fatma.
Asmin burada da olsa, dünyanın öbür ucunda da olsa, ona olan sevgimi, hasretimi, hiçbiriniz bu kalbimden söküp alamayacaksınız Fatma, anladın mı bunu ha? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun Fatma. Sen ona olan aşkımı, hasretimi bir nebze olsun söndürebilmiştin. Ama bu aptallıklarınla, saçma sapan hareketlerinle onu söküp aldın kalbimden Fatma, anladın mı bunu? O Nevin'le konuştuğunu, onunla telefonlaştığını duyarsan seni öldürürüm Fatma. Seni öldürürüm. Seni öldürür, denizlerin dibine gömerim Fatma. Seni kimse daha bulamaz. Bunu kafana iyice sok Fatma. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, ninniler söyle bana. Ninni ne demek? Ninni, senin gibi böyle akıllı tatlı çocukları uyku bahçesine götüren masal gibi bir şey. Uyku bahçesi mi var? Uyku bahçesi var tabii. Uyuduğun zaman oraya gidiyorsun. Orada çok güzel kuşlar var. Renkli renkli çiçekler var. Geziyorsun, koşuyorsun, oynuyorsun. Çok güzel bir yer. Ama uyuman lazım. Sen de geliyor musun? Tabii ki gelirim bir tane. Tabii ki gelirim. Sen şimdi gözlerini kapat. Uyu. Beni orada uyku bahçesinde bekle. Ben geleceğim yanına. Orada el ele canımız ne isterse onu yapacağız birlikte. He seni kokur bana bahçeme murad et eleme eleme o ye. De o ye o. O ye o ye. Ah de o ye o. Ana, gel kahve yaptım içelim. Neyin var? Öyle. Dün gece çok fena rüyalar gördüm ben. Hayırdır inşallah anacığım? Hayır mı şer mi bilemiyorum ama kan ter içinde uyandım sabahleyin. Asmin böyle sisli, karanlık, ağaçlık bir yerlerden böyle yalın ayak koşturup duruyordu. Avaz avaz bir şeyler arıyordu sanki. Allah Allah, garipmiş. Rüyalar tersine çıkar ana. Ne bileyim, içim rahat etmeyecek. Hadi sen koş bir telefonu getir de sesini duyuvereyim bu kızım ben. Tamam ana. İçim rahat etmeyecek. Efendim. Merhaba Dildar Ana. Nasılsınız? İyiyiz oğlum, nasıl olsun? Sizi özlüyoruz, merak ediyoruz yavrum. Kızım nasıl? Torunum nasıl yavrum? İyiler mi? Oralardaysa veriver telefona da bir sesini duyayım yavrum. Firuzan Hanım'la beraber Şirin'i yıkıyorlar şu anda. Ben aradığınızı iletirim. Siz kendinize iyi bakın Dildar Ana. Biz gayet iyiyiz, merak edilecek bir şey yok. Dayıya, Güle'ye, Gabriel'e selam söylersiniz. Görüşürüz. Firuzan Hanım, Mardin tarafından Asmin'i tanıyan herhangi birisi ararsa onun burada olmadığını sakın belli etmeyin, tamam mı? Tamam Altay Bey, merak etmeyin. Buna çok... Ben şimdi hemen çıkmam lazım, görüşmek üzere. Çok şükür. İyilermiş yahu. İçim rahat etti işte. Sana Gabriel'e çok selamları var. Nasıl olacaklar? Bizim prenses hanımı banyo yaptırıyorlarmış. Nerede kaldı bu baran? Saat kaç oldu yahu? Kalkmadı mı bunlar? Aman ilahi ana. Bilmiyormuşsun gibi. Kocacığım.
Nereye? Ablamın takip etmem gereken bazı işleri var. Kiralar falan toplanacak ya. Baran, sen bu evin ağasısın. Yeni evlisin. Üstelik de balayındasın. Ablan olacak o kadın. Sana iş buyurmaya utanmıyor mu? Yahu, bunlar bir evin işleri. Buyurmak ne demek? Bir evin erkeğinin yapması gereken işler bunlar. Bir evin erkeğinin yapması gereken iş neymiş? Göstereyim mi? Ne kadar havarda bir kadınsın yahu. Elinden gelse beni yataktan dışarı hiç çıkartmayacaksın. Gece çuvala mı girdi? Geceye daha çok var. Yok eşeğin ayağı, sen beni dikiş makinası mı sandın? Ne askın, ne arsız, ne utanmaz kadın bu böyle. Bak hala çıkamadı Baran odadan. Halbuki halledilecek dünya kadar işi var bunun. İnatına yapıyor bu çatı, mahsus yapıyor. Bak görüyor musun? Lalece yapıştılar sülük gibi. Yo papaza ne buyrulur? Bunca el çekmiş gitmiş oğlunun yüzüne bakmamış. Parayı duyunca koşa koşa geldi. Gabriel'in dibinden de ayrılmıyor. Aman kızım sen kocanın yularını sıkı tut. Bak görüyorsun neler yapıyor bu kadın. Ay yandık biz, yandık ki ne yandık. Rezil olacağız el aleme. Ay yarabbim. Baran! Baran hadi kalk, işler var işler. Aha ah. Ablam geldi basıldık. Rezil olduk millete haydi. Bak akşam oldu hala yapıyorsun yatakta. Bilerek yapıyor bunu. Ben sana demedim mi? Bak yapılacak işler var diye. Şu anda bundan daha önemli yapılacak iş var. Hey Allah'ım yarabbim. Azgınlık bunlar da ırsi galiba. Baksana Gabriel'e. Anası yüzünden barbaraşırlığının içine düşecek ya. Bir ilacı bir şey yok mu bu azgınlara içelim? Bak azgın teke otunu kaynatıp yemeklerine bir katacaksın. Bir günde kuzuya döner bunlar vallahi. Nasıl? İyi uyudun mu bu gece Memo? Ayşe abla bana çok güvenliğini söyledi. Uyku bahçesine gittim. Rüyamda şimşekle bir bahçede gezdik. Sen de vardın. Çiçek topluyordun. Şimşek seni çok sevdi. Brrr dedi. Uyuyayım ben. Buna şimdiye kadar çok şahit oldum Miran Bey. Tabiatın bir mucizesi bu. Bazen sevgi, moral en kuvvetli ilaçtan bile daha etkili olabiliyor. Hem geçtiğimiz haftaya göre çok daha iyi bir durumda oğlunuz. Sen Memo'ya çok iyi geliyorsun Asmin. Onca kanın ilacın yapamadığını sen yaptın. Memo'nun ilacı sensin Asmin. Pardon. Alo. Bana bak kadın. Sülük gibi yapıştın. Yahu düş yakamdan düş. Yahu sen ne onursuz bir kadınsın böyle. Bir bağırma da beni dinle. Babam şirketteki... Yahu senin anana da babana da şirketinin hisselerine de. Tövbe tövbe. Bana bak Nevin. Benim bayramlık ağzımı açtırma. Yahu ben sana kaç defa diyeceğim. Öyle otup oku bahane edip beni aramayacaksın. Yahu sen nereden bulaştın ben sana? Sana bulaştım bile lanet olsun bilmem ki yahu. Ağzını topla nankör herif. Ama aptallık bende. Senin gibi beş para etmez bir adamın çıkarlarını korumaya çalışıyorum ben hala. Ha şunu bileydin Nevin. Benden uzak durmana yeter.
Ben kendi çıkarlarımı, menfaatlerimi düşünmesini, kollamasını iyi bilirim Nevin. Sen bana yeter ki ayak bağı olma. Bana bak Nevin. Eğer Fatma'yı bana karşı bir daha kışkırtmaya kalkarsan... ...kendine ölümlerden ölümle. İşine gelmedi öyle değil mi? O Allah'ın belası Asmin'i koynuna alabilmek için... ...önce Fatma'yı sonra beni kullandın... ...şimdi bir kenara atma çabasındasın. Ama o kadar kolay değil Miran Bey. Seninle işim bitmedi. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum ben. Yaptıklarının hesabını bir vereceksin bana. Seninle işim bittiğinde ise... ...ölmek için bana yalvaracaksın ama... ...ölemeyeceksin bile, anladın mı? Hadi bakalım ulan Hodri Bey'in adı. Bakalım el mi yaman, Miran mı yaman? Görsün bu devran. Bana bak Nevin. Bundan sonra sokağa çıkarken... ...etrafını iyi kontrol et. Başına bir kaza gelebilir. Bir sorun mu efendim? Bana bak Alex. Eğer bu Nevin... ...benim... ...ya da ailemin yanına yaklaşmaya teşebbüs ederse... ...kır boynunu. Durumu iyi demiştiniz ama şart mı kemoterapi alması? Daha bir lokmacık. O ilaçlar çok ağır. Tedaviyi yarıda kesemeyiz. Rutini tamamlamamız şart. Hem çok zor bir hastalıkla uğraşıyoruz, biliyorsunuz. Bu partiyi bitirelim, ondan sonra bakarız duruma. Belki tekrar vermek durumunda kalmayız. Hem Memo, çok cesur bir delikanlı değil mi Memo? Sen de göre oldun mu? Canım, bir tanem. Ben camın arkasında olacağım, oradan hep sana bakacağım, tamam mı? El sallarız birbirimize orada. Peki. Buyur baba. Özlemişsindir memleket kahvesini. Sağ olasın oğlum. Sağ olasın. Ya üzülme bu kadar. Ya biliyorum anamı üzülüyorsun ama... ...o da ne yapsın? Bunca yıl yalnızdı kadın. Biliyorum senin için de kolay değil ama... Yok oğlum ben anan için üzülmüyorum... Çok memnunum onun durumundan. Yeni kocası gayet uygun, makul bir adamcağız. Hem zaten benim anana üzülecek durumum yok. Benim derdim bana yeter. Hayırdır baba? Ne derdin var senin? Sorma. Ama madem sordun, sıkıntım var oğlum. Buraya evi satmaya geldim. Hangi evi? Ya oğlum kaç tane ev var? Bir tane annenin oturduğu ev. Giderken bırak dedim ya ne otursun diye. Ama şimdi baktım görüyorum ananın hiç ihtiyacı kalmamış. Oh oh yani şükürler olsun ki sizin konağı da taşınmış tamam. Zaten öbür türlüsü içim el vermezdi. Hani anan içindeyken evi sat. Ha, iyi de baba anam duyunca kıyameti koparır bilirsin. Hem nereden çıktı bunca zaman sonra evi satmak? Sen onu da bakayım bana. Yaşlılık be oğlum. Kafa kağıdı iyice eskidi artık. Şu vücut var ya her gün bir yerinden su koyuyor. Yani doktor parası, muayene, hastane, reçete, oğluk gibi para akıyor oğlum. Neyse sen de içini kararttın. Ben zaten bunları konuşmaya gelmemiştim buraya. Akşam konağa geleceğim. Torunum Umut'u görmeye. Ama şimdi elim boş gelirsen hani ayıp derler. O sebepten sen bana şöyle güzelinden bir altın sarı versene. Gerekmez lan. Nereden sen bilirsin baba? Buyur baba. Sağ olasın oğlum. Artık akşam konakta görüşürüz. Sağlıcakla kalasın.
Seni ko kurban ava çeme murad et eleme leme o sen kurban ezeli kıraka çemrun içtim el bende teme ho nana veletemin derbaz neki vezesin güver okuyucu ver abı kim kele ku gemi ve zeder bazgım cem heseni ki kue zelale cane heseni ki kue mehu de huy huy ah de huy huy yasevi Benim yokluğum mu fırsat bildin Altay? Abuk sabuk konuşma Nevin. Artık baba zorla sattı o hisseleri bana. Kendisi istedi. Ben de zor durumdadır herhalde diye aldım. Hem de iyi bir para, öyle 3 kuruşa falan değil. Yedirmezler o şirketi sana Altay. Bu yaptıkların bir bir burnundan fitil fitil gelecek. Göreceksin. Biz batarken neredeydin ha? Babam borçları yüzünden ölümlerden döndü. O zaman neredeydin ha? Sen o köylü karınla gezerken hacizler yağdı başımıza. Neredeydin o zaman Altay? Yeter Nevin! Hezeyanlarını dinleyecek durumda değilim. İyice şuurunu kaybetmişsin sen. Defol git buradan, bir daha karşıma çıkma benim. Yıllar geçtikçe ders alacağın ha. İyice sapıtıyorsun. Defol. Defol. Mahvedeceğim seni. Seni de o pislik karında süründüreceğim, anladın mı? Göreceksin. Mema'nın durumu hızla iyiye gidiyor. Artık gidebilirsiniz Ayşe Hanım. Eğer gerekirse sizi trombosit nakli için çağırabiliriz. Sevginle, şefkatinle Mema'yı iyi ettin Asıl. Ne olurdu sanki biraz olsun beni de... Gelsene. Canım benim. Biliyor musun doktor teyze ne dedi? İyileşiyormuşsun. Çok yakında çıkacaksın buradan. Ne güzel gene koşup oynayacaksın. Ha? Ben iyileşince sen gidecek misin? Evet. Gitme. O zaman iyileşmem ben. Bak, ne yapalım? O zaman ben de bu gece de kalırım yanında. Hem bak sen yeter ki iyileş, o zaman ben hep gelirim senin yanına. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin benim güzel oğluma. Sağ olasın kızım. Baba hoş geldin. Merhaba. Sağ ol evlat. Hoş geldiniz babacığım. Sağ ol kızım. Oğlum öpsene dedenden elini. Oh, maşallah ne kadar kocaman olmuş. Bak sana ne getirdim. Heh, bak kocaman altın getirdim. Bunda takalım böyle. Heh. Oh, ne demişler, az veren candan çok veren maldan. Heh. Niye zahmet ettiniz babacığım, çok sağ olun. Buyurun buyurun.
Kahveniz nasıl olsun? Bol şekerli olsun kızım. Peki babacığım. Ben Umut'u uyutuyorum. Gabriel, nerede kaldı benim baranım? Kaynanan olacak kadın kaptı götürdü. Arada bul bulabilirsen ikisini de saatlerdir. Bugün babam ben dükkana uğradı. Ha, anlaşıldı altının nereden geldiği. Senin altınlarınla bir de bize hava atmaya kalkıyor. Ya nereden çıktı, ne alakası var anne? Babam evini satmaya gelmiş. Benim evimi mi? Senin evini. Unutmadıysan Meryem, onun tapusu hala benim üstüme. Ha, tapusu üstüneymiş. Ya anamdan kalan satıp savdığın onca mal ne olacak? Bak, aslan gibi delikanlı okuttum, büyüttüm, adam ettim kadın başıma. Bir kerecik bile sordun mu bu ev neyle dönüyor diye? Sen o evi biraz zor satarsın. Unut o işi, unut. Ana, babam çok hastaymış. Ha, aman aman aman. Tabii, her zaman hastadır. Kafadan hastadır babam Gabriel. Yaşadı yaşayacağı kadar. Çıl yaşayacak, kazık mı kakacak bu dünyaya. Çekilsin, otursun köşesine, etsin duasını, huzur içinde Allah'ın emrini beklesin. Meryem, bakıyorum o zehir dilini hiç değişmemiş. Çok günaha giriyorsun, çok günah. Ben senden mi öğreneceğim günahı sevabı? Bacak kadar çocukla gül gibi karını bırakıp giderken günah olmuyordu da. Şimdi benim yaptıklarım mı günah oluyor Gabriel? Çabuk götür bunu gözümün önünden, yoksa bir kaza çıkacak elimden. Bak görüyorsun değil mi neden bırakıp gittiğimi, kaçtığımı ha? Burada kalsaydım ha bunun elinde kalp krizinden ölür giderdim ben. Keşke öyleydin de bir mikrop daha eksileydi şu dünyada. Ayıp yahu. Ana geç otur yerine. Baba hadi biz gidelim. Sonra konuşuruz bu konuları ha. Acılar artık yani. Bak Dildar ana, misafirimiz var. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Gabriel, benim sıkıştırmaya başladı. İlaçlar da yanımda yok. Beni eve götür oğlum. Ya olur mu muhterem? Daha 40 yılda bir gelmişsin. Benim belki haplardan biri olur sana. Aman Baran'ım, bırak şimdi hapı mapı. Ölür mölür de başımıza kalır sonra. Aman Meryem Hanım, ne biçim konuşuyorsunuz misafirin yanında? Çok ayıp ama. Dildar Hanımcığım, onun misafirliğinden ne olacak? Haydi uğurlar olsun. Gabriel, çabuk götür babanı. Haydi, haydi. Haydi güle güle. Haydi. Haydi güle güle. Güle güle, uğurlar olsun. Haydi. Ha, kusura bakmayın. Hay Allah. Baran'ım, otur kocacık. Bak, kime niyet, kime kısmet. Kahvede sana nasipmiş. Oh, yarasın kocacığıma. Güle. Kızım söyle de biraz elma dilimlesinler. Üzerine de şöyle kahve serpsinler. Çünkü Baran dayın öyle sever. Yoksa tatlı mı istersin kocacığım? Ya o istemez Meryem Hanım. Gel lan şu kahvemizi içelim bir kere ya. Arkadana yaslanamıyorsun hayatım. Şöyle bir dakika. Şunu da koyduk mu? Oh, rahat rahat içersin kahveni. Dayan kocacığım. Yani Meryem Hanım bir ayağına koyup pış pışlayıp sallamadığın kaldıydı. Rahat bırakmadın mı biraz yahu? Ayol birileri de pek bir kıskandı. Ayola gördüğü ilgiden memnun. Öyle değil mi Barancığım? Canım benim. Hadi kahveni iç, meyvanı da ye. Yatalım yavaş yavaş. Akşam oldu. Akşam mı oldu? Ya sabah tam olarak karıştırdın, konuyu atlattın. Tam olarak nedir senin hastalığın? Anlatsana bir baba. Boş ver be oğlum. Yok, sizin derdiniz size yeter. Bir de benim için üzülmeyin bari. Ya yok bir derdimiz, şükürler olsun. Sen anlat, dinliyorum ben seni. Kalbim oğlum, kalbim fena. Ancak 3-5 ay ömür biçiyor doktorlar. Eğer ameliyat olmazsan diyorlar. Yapma ya. Var mı çaresi, baksana ameliyat olursan. Hemen ameliyat olursun. Orası öyle tamam oğlum ama bu ameliyat biraz karışık, zor bir ameliyat. Hem de bunu bir tane tek bir doktor yapabiliyor dışarıda. Onun ücreti var, hastane masrafları var. Sonra bizim kilisenin kurumları da bunu karşılamıyor. Zaten o sebepten dedim ki hani evi satayım bari ama onun parası da ameliyatı karşılamıyor ki. Ya o alt üstü bir ameliyat kaç yapabilir ki? Çok oğlum, çok. 100.000 avro. 100.000 avro.
Tamam. Anamın evini satmana gerek yok. Ben sana veririm bu parayı. Hadi ya. Hadi canım. Olmaz oğlum. Çoluk çocuğun rızkını düşün katiyen. Tamam baba. Bu konu kapanmıştır. Hadi iç çayını soğutmadan. Aslan oğlum benim. Ben zaten hep senin için dua etmişimdir. Bir baba olaraktan belki yanında olamadım ama hep aklımdaydın oğlum. Baba, üzme sen şimdi kendini. Gelmiş gitmiş mevzular bunlar. İyi olacak. Önümüzde uzun bir zaman var. Geçmişi nasıl olsa telafi ederiz. Ederiz değil mi? Annen abini de alıp gelecek yakında Şirin'e. Bir daha asla ayrılmayacak güzel ailemiz. Söz veriyorum, sizi bütün kötülüklerden koruyacağım. Bir daha asla keder, dert olmayacak bu evde. Güzel kızım benim. Birbirinize çok alıştınız. İstersen burada kalabilirsin Asmin. Oğlunun yanında. Sonsuza kadar. Bugün hemen geldiği yere gönderirim, köyüne. Sen de ben de boşanırız. Ne dersin? Hem böylelikle oğlunun yanında kalmış olursun. İhtiyacın olursa Alex kapıda. Ona söylersin Asmin. Kalacağız Fırat'ın. Teytelen merkez spüleri fırayız. Yatam mikrofon menen strotraya deka efta. İstesin geniş. Ne ime? Den telo nato spnizo. Posine? Είναι πολύ καλά. Αύριο παίρνει εξιτήριο. Και η δότης θα επιστρέψει, διότι δεν υπάρχει ανάγκη για μετάγγιση αιμοπεταλίων. Alex, şu giden herifi tanıyor musun? Birkaç kez gördüm buralarda. Hasta yakını galiba.
Git bir öğren bakalım. Hemşireyle ne konuşmuş. Ben çıkıyorum. Haberleşiriz. Ne söyledi? Ne oldu? Ποιος ήταν ο προηγούμενος κύριος, τι θέλει? Είπα ότι είναι ασυγγενής και ζήτησε πληροφορίες για την υγεία του παιδιού. Ben de geleyim mi? Ama gelirsem babam üzülür, annem üzülür. Reşat bile üzülür. Bakalım. Sen şimdi düşünme bunları, tamam mı? Sen iyileşmene bak, hiçbir şeye üzülme. Ama öderim seni ben. O zaman da üzülürüm. Altay Bey, az önce oğlunuzun bulunduğu katın hemşiresiyle konuştum. Neler öğrendi? Çocuğun durumu iyiye gidiyormuş. Yarın sabah taburcu edilecekmiş. Annesi de yarın İstanbul'a dönecekmiş bu durumda. Simdirek durum sakin. Anladım. Bu durumda fazla zamanımız kalmadı Niko. Sen de kaç günden beri uykusuz kaldın. Biraz dinlenme ihtiyacım var. Biraz dinlen. Sabah tekrar haberleşiriz. İyi geceler. Sonra ne olacak? Bu it oğlumu alıp tekrar kayıplara karışacak. Ulan nasıl izin veririm ben? Miran Bey, adam sizin hakkında bilgi topluyormuş. Demin bir anlattı telefonda olan videoyu. Türkçe konuştu. Aha, şu işe bak ya. Emin misin Alex? Evet. Hastanede hemşireye Memo'nun akrabasıyım demiş. Demin de telefonda rapor verdi. Evet, Memo hastaneden yarın taburcu oluyor, Asmin Hanım İstanbul'a dönüyor diye bir anlattı. Anlaşıldı Alex, bana bak. Adamı hemen paketleyip alıyorsunuz. Hiçbir yere kaçırmıyorsunuz, anladın mı Alex? Ben de hemen evden çıkıp geliyorum. Hadi bakalım, görüşürüz. Sakın beni etrafındaki diğer aciz kadınlarla bir tutma Miran. Beni onlar gibi korkutup sindiremezsin. Her şeyini biliyorum senin. Evini, işini, ne altlar yediğini. Ne olduğunu bile anlayamadan tekrar girersin hapse. O salak karını da aramızda geçen her şeyi bir anlatırım. 2 saniyede ispatlarım çocuğun senden oldu. Ah ulan Nevin, ah ulan. Ulan bunları sen istedin. Benden günah gitti artık. Kahretsin! Firuzan! Ne
Ben hemen çıkman lazım. Şirin benim odamda, size emanet. Görüşürüz. Tamam, tamam. Ettiniz mi? Baktınız mı kimle konuşmuş? Telefonda hiç numara yoktu. Bütün kayıtlar silinmiş. Yolda gelirken biri aradı ama özel numaraydı. Namussuz, şerefsiz. Belli. Bu bayağı işinde iyi. Profesyonel çalışıyor. Ayıltın şunu. Kimi koruyorsun lan? Kimi koruyorsun lan? Konuşsana. Bana bak. Konuş lan. Konuş. Kim tuttu lan seni? Konuş. Dur bakalım. Hafızanın canlanmasına biraz yardımcı olacağım. Seni o ne tuttu değil mi? Ha? Anlaşıldı. Boşuna zaman kaybediyoruz. Bu konuşmayacak. Öyle olsun bakalım. Toparlanın bakalım. Hastaneye gidiyoruz. Şu leşi de şuradan bir temizleyin. Ortalıkta iz kalmasın. Ondan sonra hastaneye gidin, ortalığı kollayın bakalım. Acil çağrı kodu veriyorum. 8C257. Size bir alarm istiyoruz. Müdür beyin telefonunda. Hazır bekletin. Atina'da Marusu semtinde Nasokanlısı Hipokrates Hastanesi'ndeler. Değil mi Altay Bey? Evet Müdür Bey. Karım da oğlum da orada. Durum çok hassas. Miran Bedir Hanım. Oğlumuzun hayatıyla tehdit ediyor yine bizi. Tamam Altay Bey. Hemen durumu Yunan Emniyeti ve Interpol'e geçeceğiz. Dosyayı tekrar açıyoruz. Bana hemen İngilizce tercüman arkadaş gelsin. Tamam. Hemen e-mail edilecek. Yunan Emniyeti ve Interpol'e. Başlayalım. Ortak bir operasyonda seri bir şekilde karınızı ve oğlunuzu alacağız o hastaneden. Endişe etmeyin. Tercüme et. Acil çağrı kodumuzu aldınız değil mi? Did you receive our emergency code? Bir operasyon yapılması gerekiyor Atina'da. An operation in Athens has to be organized. Size şahısların eşkallerini geçiyoruz şu anda. Right now we are transmitting the personal descriptions. Allah'ım. Bu sefer yardım et bize. Asmin,
Asmi kalk. Asmi bak o falan. Hadi hadi Asmi hadi. Ya Asmi soru sormayı bırak dediklerimi yap. Çocuğu uyandıracaksın. Ya uyandır zaten. Çocuğu al. Sıkı sıkı giydir. Tamam mı Asmi? Bana bak. Nereye? Nereye? Hadi Asmi hadi hadi yap. Oğlum Memo. Koçum. Ne oluyor baba? Hadi oğlum kalk şimdi. Kalk. Hadi bakayım oğlum yavaşça. Şimdi hep beraber hastaneden çıkacağız tamam mı? Sakın korkma oğlum hadi. İsim ben Memo. Alex şu kadına söyle çocuğu götürüyoruz buradan. Παίρνω με το παιδί. Τέτοια ώρα. Ναι, τέτοια ώρα. Μα δεν μπορείτε, αποκλείεται. Δεν μπορείτε να φύγετε υπός την έγκριση της ιατρού. Πρέπει να περιμένετε το πρωί για να γίνουν τελευταίες έξι. Για όπανά μας, βρβρ edip durmasın. Tamam mı? Ne istiyor bu karı? Söyle çocuğu hastaneden başka yere götürüyoruz. Θα το πάμε σε άλλο νοσοκομείο. Δίχως να έχετε την έκθεση της ιατρού, δεν μπορείτε να... δεν μπορεί να σας δεχτεί άλλο νοσοκομείο. Τότε φέρε την έκθεση. Μα δεν ξέρω που βρίσκεται. Μήπως είναι στην ιατρό. Çocuğun raporları, filmleri falan varmış. Hepsi doktordaymış. Ya o zaman çağırsın doktor Ava'yı buraya getirsin. Yalan söylesin, bir şeyler söylesin. Çocuk ağırlaştı desin. Bana bak, benim kafamı bozmayın, tamam mı? Sen de onunla beraber git, gel. Yanlış bir şey yapmasın. Hadi Alex, çabuk ol. El alırsın. Ne olduğunu anlatacak mısın bana? Ne oluyor, ne bu telaşı? Asmin, sana şimdi derdimi anlatmaya vaktim yok dediğimi yap. Kes sesini, hadi. Emrak şey, çekilene anayasın. Devleti tozları Türk Stol Kursu'nun evi. Αυτά να τα στείλετε αμέσως στις ομάδες που θα πάνε στο σπίτι του Μιράν Ντεμιρχάν. Ντεμιρχάν. Άρη. Ορίστε. Τις εξελίξεις να τις στείλετε αμέσως τακτικά στην Ίντερπολ και στη Γενική Ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Εγώ θα παρακολουθώ να με ενημερώνετε σε κάθε νέα εξέλιξη. Εντάξει, εντάξει. Γρήγορα, πάμε. Μάλιστα, έχει βγει. Σας συνδέω αμέσως στο κινητό. Son başlamış. Hastaneye ve aynı anda Miran Bedirhan'ın evine ve iş yerine de baskın yapmak üzere harekete geçmiş Atina polisi. Gelişmeleri an be an bildireceklermiş. Çok iyi. Çok hızlı harekete geçtiler. İnşallah biraz sonra güzel haberleri alırız. İnşallah müdürüm. İnşallah. Allah vere de oğluma ve karıma zarar vermeden şu işi halledebilir. Neden yatağında değil? Niye giyinmiş? Doktor hanım, biz Memo'yu başka hastaneye götüreceğiz. Evrakları, raporları ne varsa bize lazım şimdi. Nasıl saçmalıktır bu? Sabahleyin nasıl olsa taburcu olacaktı. Hem son işlemleri, kontrolleri var. Aceleniz ne? Sen fazla olmaya başladın doktor hanım. Ne diyorsam onu yapacaksın. Çocuğun evraklarını, filmlerini ne varsa bize vereceğiz. Hadi çabuk! Tamam tamam, sinirlenme. Evrak odasında hepsi. Ama bilin ki çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Burada. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Çocuğa çok büyük kötülük yapıyorsunuz. Tamam uzatmayın. Hepsi bu mu? Bir şey kalmasın. Tamam tamam.
Sınavı yapma. Çat şunu da temizlik odasına koydum. Telefonunu da aldım. Artık ondan zarar gelmez. Tamam. Basma. Hadi bakalım. Bak, bak, bak. Gidiyoruz hadi. Memo'yu al. Benim yanımdan ayrılmayın. Sakın saçma bir şey yapma dışarıdan. Anladın mı? Efendim ağam. Alo. Fatma beni dinle. Reşat'ı sımsıkı sar, hemen evden çıkıyoruz. Bir saate kalmaz gelip sizi alacağım oradan, tamam mı? Ne? Allah'ım sonunda yaptı yapacağını. İhbar etti bizi o Asmin karısı değil mi? Demiştim sana ağam. Ne olacak şimdi, gecenin bir vakti çoluk çocuk sokağa mı döküleceğiz? Ne yaparız, nereye gideriz Miran? Ya Fatma, hala çan çan konuşuyorsun. Şu sesini kesmeye öğrenemedim bir türlü. Şu Reşat olmasa şu kadar umurumda değilsin ya, neyse. Hadi hazırlan. Alex. Polis gelmiş. Hastaneye girmişler. Tamam. Yardım merdivenlerine. Adamları aşağıda söyle. Polis sonra oylasınlar. Hadi Asım. Yürü, yürü, yürü. Hadi, hadi. Beş saat rokuz artık. Beni kapat. Beni kapat. Geçtin o, geçtin o. Kristal yine, Kristal yine. Katil ya, şu an içe dik orta. Artık karınıza ve oğlunuza ulaşılması an meselesi o zaman. Tamam, bekliyoruz. Neyse, gelin oturun biraz Altay Bey.
gideceğiz Tomi'ye. Hani işte. Ela. Baban geldi. Hadi gel oğlum. Babam geldi. Babam geldi. Ela, Ela. Berna. Allah kahretsin. Berna. Cevap buydu. Yaptı yapacağını. Korkma.
Kendini topla, gel kendine gel. Bırak, bırakmayacaksın. Bırak, bırak. Hepimiz öleceğiz, bırak. Bırak. Aslı'yı saçmalamayı bırak. Onlar benim peşimde. Bize bir şey yapmazlar, hadi kal. Duvardan atlayacaksınız, hadi. Και το παιδί, μίλα βρε γυναίκα. Αυτή η γυναίκα δεν ξέρει τη γλώσσα μας. Όχι, και ξέρει μόνο τουρκικά. Λοιπόν, μετέφρασε αυτά που σου είπα. Εντάξει. Φατμά ενήμ, Μίρανη soruyorlar. Asmin diye birisini soruyorlar. Bilmiyorum, hiçbir şeyden haberim yok benim. İyisiniz değil mi, bir şey var mı? Sana bir can borçluyum. Beni bırakıp kaçabilirdin. Alex, şimdi teşekkür faslını bırak da söyle bakalım. Nereye gideceğimize dair bir fikrin var mı? Akşama kala. Semerike sores mesa, mesos na prisena plio. Θέλω και φαγητό για μακρινό δρόμο. Αμέσως το περιμένω, εντάξει. Τα λεφτά δεν είναι καλό. Hayırdır Alex? Kimle konuştun bakalım? Artık buralarda suyumuz ısındı. Burada barınamayız. Bir tekne ayarladım. Gidiyoruz. Aşkı bir hayal gibi.